Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresi 166-174. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayetlerde Uhud Savaşı münasebetiyle bir kısım mesajlar hem ilk muhatapları olan Peygamberimiz ve ashabına hem de diğer muhatapları olan kıyamete kadar bütün insanlara bildiriliyor. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ İki ordunun karşı karşıya geldiği günde size isabet eden mağlubiyet فَبِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyledir. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın müminleri bilmesi, inananları ortaya çıkarması içindir. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا Ve münafıklık yapanları da bilmesi, ortaya çıkarması içindir. وَقِيلَ لَهُمْ Onlara şöyle denilmişti. تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Haydi gelin, Allah yolunda savaşın denilmişti. اَوْدْفَعُوا Veya en azından savunma yapın, kendinizi koruyun denilmişti. قَالُوا Onlar dediler. لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ Eğer bir savaş olacağını bilsek, biz size uyardık. هُمْ Onlar لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْا۪يمَنِ Onlar o gün imana yakın olmaktan ziyade küfre yakın idiler. يَقُولُونَ بِاَفَّاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Allah onların gizlemiş olduklarını bilendir. En iyi bilendir. اَلَّذ۪ينَ Onlar قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ ve قَعَدُوا Kendileri oturup savaşa giden kardeşleri hakkında, dostları hakkında şöyle dediler. لَوْ اَتَاؤُونَ مَا قُتِلُوا Eğer onlar bize itaat etseler, bizi dinlemiş olsalardı, öldürülmezlerdi. قُلْ Ey Peygamber, sen onlara de ki فَدْرَعُوا اَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sadık iseniz kendinizden ölümü giderin. Kendinizden ölümü def edin. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda katledilenleri ölüler olarak zannetmeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Bilakis onlar hayattadırlar ve Rableri katında rızıklandırılırlar. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan onlara verdikleri şeylerle son derece ferih, fahur ve hoş bir haldedirler. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından henüz daha onlara katılmamış olanları müjdelemek isterler. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara bir korku yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar üzülmeyecekler. Bunu müjdelemek isterler. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ Allah'ın nimetini, Allah'ın lütfunu müjde vermek isterler. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيءُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerin ecrini zayi etmez. Bunu da yine onlara müjdelemek isterler. اَلَّذ۪ينَ Onlar o kimseler ki istecabu lillahi ve'r rasul Allah ve Resulüne icabet ettiler. Min ba'di ma asabahumul garh bir yaralanma kendilerine isabet ettikten sonra lillezine ahsenu minhum vettakav onlardan iyilik yapan ve sakınan günahlardan sakınan kimseler için ecrun azim çok büyük bir ecir vardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ Onlar o kimselerdir ki insanlar kendilerine şöyle dediğinde اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar sizin için toplandı onlardan korkun dediklerinde فَزَادَهُمْ اِيمَانَ Onların imanları artar. وَقَالُوا Ve derler ki حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. فَنْغَلَبُوا بِنْيَامَةٍ مِنَ اللّٰهِ Böylece onlar Allah'tan bir nimete mazhar olurlar ve fadl ve Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ Ve kendilerine hiçbir kötülük dokunmaz.
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Allah'ın rızasına tabi olurlar. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Allah çok büyük bir lütuf sahibidir. Değerli izleyenlerim, burada münafıklarla alakalı bazı durumlara dikkat çekildiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda Allah yolunda şehit olmak, bunun bazı tabloları bize çiziliyor. Şehit olanların durumu bize anlatılıyor. Ve Allah yolunda erkekçe mücadele veren kimselerin hasbunallah ve ni'mel vekil deyişleri ve bunun kendilerine neler kazandırdığı bize anlatılıyor. Malum Uhud Savaşı'nda Müslümanlar önce galip geldi, ardından mağlup düştüler. İşte bu nereden geldi başımıza, niye mağlup olduk? Bunu soruyorlar. Ayet-i Kerime şunu anlatıyor. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ اَلْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ Sizin başınıza gelen bu musibet, iki ordunun karşılaştığında başınıza gelen bu musibet Allah'ın izniyledir. Allah'ın izniyle olmayan hiçbir şey yoktur. Ve şu alemde her şey Allah'ın izni dahilinde meydana gelir. Bu da Allah'ın izniyle olmuştur. Peki niçin böyle olmuştur? وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا Allah'ın müminleri bilmesi ve nifak yapanları, münafıklık yapanları bilmesi için. Burada kelam ilminde daha çok nazara verilen, tefsirde de dikkat çekilen bir hususu paylaşmak istiyorum. Allah'ın bilmesi için derken, peki Allah bilmiyor mu? Allah elbette biliyor. Ama Allah bizi bize bildirmek istiyor. Ve ortaya çıkarmak istiyor. Ve bu şekilde insanların kalitesi, insanların dereceleri tezahür ediyor. Ve insanların ne durumda olduğu ve ne kalitede olduğu biliniyor. İşte bir kısmı ehli imandır. İman edenler bu gibi olaylarla ortaya çıkıyor. Bir kısmı da münafıktır. Şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz insanlardır. Ve bu gibi kimseler de savaş gibi müheyyic olaylarda ortaya çıkıyor. وَقِيلَ لَهُمْ O münafık olanlara denilmişti ki تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْتَفَعُوا Gelin Allah yolunda savaşın, en azından kendinizi koruyun. Böyle denilmişti. قَالُوا Onlar dediler ki لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ Yani bir savaş çıkacağını bilsek elbette biz size uyardık. Burada şöyle bir durum nazara veriliyor. Malum münafıklar bir kısmı savaşa katıldı ama bir kısmı katılmadı. Bu savaşa katılmayanlarla alakalı bir manzara. Onlara gelin Allah yolunda siz de savaşın, en azından müdafada bulunun, kendinizi koruyun denildiğinde onlar şöyle yalandan bir mazeret ileri sürüyorlar. Yani bir savaş çıkacağını bilsek biz de size uyardık ama savaş olacağını sanmıyorduk. Bu yalandan bir mazeret ileri sürmek. Veya başka bir mana nazara verilecek olursa, yani biz savaşmayı bilmeyen kimseleriz. Eğer savaşmayı bilseydik biz size tabi olurduk. Bu şekilde yalandan mazeret ileri sürüyorlar. Hum lil küfri yevme izin akrabu minhum lil iman. Onlar o gün imandan ziyade küfre yakın kimselerdi. Yani böyle bir tavır, böyle bir yalandan mazeret ileri sürmek imanın tezahürü olamaz, imana yakışmaz. Onların bu hareketleri küfre daha yakın olan bir durum. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Kalpleri başka, dilleri başka. Bir Müslüman kalbi neyse dili de o olmalı, içi dışı bir olmalı. Ama münafık dediğimiz grup, bunların konuşmaları farklıdır ama kalplerinde olan farklıdır. Savaşa gelmemeleri yalandan bir takım mazeretlere dayanır ama gerçekte mazeretleri yoktur. İsteseler gelirlerdi. Vallahu a'lemu bima yektumun. Allah onların ketmettiklerini, gizlemiş olduklarını elbette bilir. En iyi bilendir. Vallahu a'lemu. Allah en iyi bilendir. Bima yektumun. Onlar neyi gizliyorsa, gizlemiş oldukları şeyleri Allah en iyi bilendir. Ve ardından ayetin diğer kısmında
Bunların şöyle bir durumu da anlatılıyor. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا Bunlar kendileri oturdular, savaşa katılmadılar. Kendileri savaşa katılmadıkları gibi katılanlara da engel olmaya çalıştılar. Ve savaşa katılanlarla alakalı dediler ki لَوْ اَتَعُونَ مَا قُتِلُوا Eğer onlar bize itaat etmiş olsalardı öldürülmezlerdi. Böyle dediler. Burada şunu görmekteyiz. Bir kısım insanlar var. Kendileri Allah yolunda savaşa katılmadığı gibi katılanlara da engel olmaya çalışıyorlar. Bunlar hem kendileri yoldan çıkmış hem de başkalarını yoldan çıkarmaya çalışan kimseler. Cenab-ı Hak peygamberimize onlara şu şekilde cevap vermesini emrediyor. Gul de ki fedra'u an enfisukumul maut in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz haydi kendinizden ölümü giderin görelim. Yani onlar bizim yanımızda olsalar, itaat etseler ölmezdi, öldürülmezdi diyorsunuz. Öyleyse haydi siz savaşa girmediniz, ölümden kendinizi kurtarın görelim. Halbuki savaşta da ölüm var, savaş dışında da ölüm var. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Sakın sen Allah yolunda katledilenleri ölü zannetme. Bu Uhud şehitleri münasebetiyle gelmiştir, bildirilmiştir. Ama genel anlamda bütün şehitlerin hükmünü bize anlatmaktadır. Ve tefsirlerde dikkat çekildiği üzere sebebin nüzulün hususiliği hükmün umumiliğine engel değildir. Ayet-i kerime herhangi bir vesileyle, sebeple gelmiş olabilir ama hükmü benzeri bütün durumları içine alır. Ve biz Allah yolunda hayatını feda etmiş olan kimselere şehit diyoruz. Ve bu bir Müslüman açısından en ideal şeylerden biridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhedâ ve salihin diyerek seçkin insan zümrelerini anlatırken önce peygamberleri, ardından sıddıkları, ardından şehitleri sayıyor. Peygamberler içinde peygamberlik rütbesiyle beraber şehadet rütbesini elde edenler de var. Hazreti Zekeriya ve oğlu Hazreti Yahya gibi. Ve İslam tarihinde Uhud Savaşı belki başta olmak üzere Seyyid-i Şüheda durumunda olan Hazreti Hamza, aynı savaşta şehit olan Mus'ab bin Ümeyr gibi nice insanlar, nice Müslümanlar şehadet mertebesini elde etmişler. Merhum Mehmet Akif, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor. Ve gerçekten şehitlik manası Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle artık insanımızın da dem ve damarlarına yerleşmiş ve ölürsem şehidim, kalırsam gazi. Bu mana Kur'an'ı bir terbiye metodu olarak insanımızın dem ve damarlarına işlemiştir. Ve insanımızı tarih boyunca cepheden cepheye koşturan, galip kıldıran şehitlik sevdasıdır. Halid bin Velid ordusuyla beraber, İslam ordusuyla İran önlerine geldiğinde İran komutanına şunu haber olarak gönderiyor. Ve haberinde diyor ki sizin kadını ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir toplulukla karşınızdayım. Bizim karşımızda dayanamazsınız diyor. Çünkü Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan insanların sırf dünyası var. Ve dünyada oyun, eğlence onların gayesi. Ama onların oyunu, eğlenceyi, şarabı sevdiği kadar ölümü seven, şehit olmayı canına minnet bilen insanlar elbette diğerlerine göre daha cesur savaşırlar ve ölümden korkmazlar. İşte ayet-i kerime gerek burada gerek başka Bakara suresinde geçen bir bölümde şehitlerin hayatını bize anlatıyor ve sakın diyor sen Allah yolunda katledilenleri ölü zannetme. Yani onlar hayattadırlar. Belahya unende rabbihim, onlar Rableri nezdinde hayattadırlar, yurzagun ve rızıklandırılırlar. Aslında genel anlamda ifade edecek olursak şu ana kadar vefat etmiş olan bütün insanlar hayattadır.
Ne kadar kimse mümin kafir, ne kadar insan dünyadan ayrılmışsa bunlar şu anda hayattadırlar. Yani ruhları cesetlerinden çıkmış ama berzah hayatı denilen hayatta hayatlarına devam etmektedirler. Fakat şehitlerin hayat mertebesi biraz daha özel bir hayat mertebesidir. Bu açıdan onlar ölümün acısını tatmadan başka bir aleme geçmiş oluyorlar. Bu noktadan Kur'an-ı Kerim onların hayatını farklı bir hayat mertebesi olarak bize bildiriyor. فَرِحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah'ın lütfundan onlara verdikleriyle bunlar ferah bir haldedirler. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Arkalarından henüz daha onlara katılmamış olanları müjdeleme isterler. Yani şehit olanlar diğer alemde gördükleri manzarayı mümkün olsa da dünyada kalanlara bildirmek isterler. Ella havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Onlara bir korku yok, onlara bir üzüntü yok. Bunu bildirmek isterler. Burada onlara derken kendilerine yok. Bu mana anlaşılabilir. İkinci bir manayla da henüz daha şehit olmamış olan insanlara müjde şeklinde bunu bildirmek isterler. Yani merak etmeyin, şehit olarak buraya geldiğinizde, bu aleme geçtiğinizde size bir korku olmayacak ve siz üzülmeyeceksiniz. Eyvah, tatlı hayatım gitti demeyeceksiniz. Ve cehennem gibi bir korkunuz olmayacak, doğrudan cennete gideceksiniz. Bunları onlara müjdelemek isterler. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِيَامَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلِ Allah'tan bir nimet ve fadl, lütfu müjdelemek isterler. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُوا اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Ve Allah'ın inananların ecrini, mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. اَلَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُ لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ Ve onlar Allah ve Resulüne icabet ettiler. مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Kendilerine bir yara dokunduktan sonra لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ Onlardan iyilikte bulunanlar وَتَّقَوْ Ve sakınan, takva sahibi olanlar için اَجْرٌ azim, çok büyük bir mükafat var. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ Onlar o kimselerdir ki insanlar onlara dediğinde اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ İnsanlar sizin için toplandı, onlardan korkun. فَزَادَهُمْ اِمَانَ Bu onların imanını artırır. وَقَالُوا derler ki حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Bu da çok güzel bir mana. İnsanlar her ne kadar toplanmış da olsa, aleyhte toplanmış da olsa, gerçekten iman etmiş olan kimselere bu gibi şeyler tesir etmez. Hasbunallah, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler. Fengalabu binyametin minallah ve fadl ve Allah'ın nimetine, lütfuna mazhar olurlar. Ve lem yemsesum su kendilerine bir kötülük dokunmaz. Ve tebe'u rıdvanallah Allah'ın rızasına tabi olurlar. Vallahu zu fadlin azim Allah çok büyük bir lütuf sahibidir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nice sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hayırlı günler ve geceler diliyorum.